yabancı bir kadınla zina yapma ortamı oluştu. Çok affedersiniz. Tam o işi yapıyorken, tam o iş esnasındayken pat diye kapı açıldı. İçeri annen veyahut baban girdi. Ne yaparsın değerli kardeşim? Ne yaparsın? Hiçbir gölgenin bulunmadığı, güneşin insanların başına iki mızrak boyu yaklaştırıldığı o dehşet verici mahşer gününde Rabbimizin arşının gölgesi altında gölgelenecek olan 7. sınıf insanlar bu dünya hayatındayken kendisine bir kadın tarafından zina teklifi geldiği vakit ben Allah'tan korkarım diyerek o teklifi geri çeviren koca yürekli insanlardır. Allah Azze ve Celle bu dünya hayatındayken iffetini koruma adına, namusunu koruma adına ve en önemlisi de Allah Azze ve Celle'nin yasaklamış olması adına kendisine gelen zina teklifine karşılık nefsine ve şeytana yenik düşmeden yiğitçe ben Allah'tan korkarım diyerek o teklifi geri çeviren insanları ahirette bu şekilde ödüllendirecektir. Diğer vesaire insanlar mahşer gününün sıkıntısından dolayı, mahşer gününün azabından dolayı hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere ya Rabbi cehenneme gidecek dahi olsak bizleri bu sıkıntıdan kurtar diye feryadı figan ederken, cehenneme gidecek dahi olsak bizleri bu sıkıntıdan kurtar diye yalvarıp yakarırken bu zina teklifini geri çeviren koca yürekli insanlar Rabbimizin arşının gölgesi altında koruma altına alınacaklardır. Allah Azze ve Celle bizleri bu zümre insanlardan eylesin inşallah. Şimdi bu konu hakkında sizlere şunları söylemek istiyorum. Bakınız muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle İsra suresinin 32. ayeti kerimesinde وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur diye buyurarak zinayı haram kılmış ve müminlerin de bu haramdan, bu günahtan son derece sakınmasını emretmiştir. Mümin olan bir kimsenin faiz yemekten uzak durduğu gibi, içki içmekten uzak durduğu gibi, kumar oynamaktan uzak durduğu gibi ve hatta adam öldürmekten uzak durduğu gibi aynı şekilde bu zina illetinden de uzak durması lazımdır. Çünkü bu saymış olduğum günahlar nasıl ki Allah Azze ve Celle tarafından yasaklanmışsa değerli kardeşim aynı şekilde bu zina illeti de Allah Azze ve Celle tarafından yasaklanmıştır. Mümin olan bir kul nefsine yenik düşmeyip bu yasaktan son derece kaçmasını başarabilirse biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi değerli kardeşlerim mahşerde kendisine çok özel bir muamele gösterilecek. Kendisi Rabbimizin arşının gölgesi altında gölgelenecektir. Peki ya mümin olan insanlar bu zina illetinden nasıl korunacaklar? Nasıl kendilerini muhafaza etmesini başarabilecekler? Hele de zinaların sular seller gibi işlendiği şu ahir zaman içerisinde iffet ve namuslarını nasıl koruyacaklar? Nasıl bunu başarıp da Rabbimizin arşının gölgesi altında gölgelenmeye hak kazanacaklar? Değerli kardeşim, bunu başarabilmenin yani zinadan korunabilmeyi başarabilmenin belli başlı şartları vardır. Belli başlı kuralları vardır. Eğer mümin olan bir kul bu biraz sonra sayacağım kuralları uygulamayı başarabilirse Allah'ın izniyle kendisini zinadan uzak tutmasını da başaracaktır. Ve hatta abartmıyorum, kendisine soylu ve güzel bir kadın tarafından zina teklifi gelse dahi çok affedersiniz, hadi lan oradan ben Allah'tan korkuyorum diyerek o zina teklifini geri çevirebilecektir. Ve böylelikle de Rabbimizin arşının gölgesi altında gölgelenmeye hak kazanacaktır. Şimdi bu kuralları yani kendisini zinadan alıkoyabilmesi için kişinin yapması gereken kuralları maddeler halinde sizlerle paylaşmaya çalışayım inşallah. Allah Azze ve Celle şimdiden anlatacaklarımız ile amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Birinci olarak yani mümin olan bir kimsenin zinadan uzak kalabilmesi için, zinadan uzak durabilmesi için yapması gereken birinci kural, yapması gereken birinci mesele değerli kardeşim. Kişi 5 vakit namazını ihmal etmeyecek. Namaz kişinin hayatında vazgeçilmez bir çizgi olacak. Kişi namazına ne kadar çok önem verirse,
namaz konusunda ne kadar çok hassas olursa kendisini zinadan o kadar çok koruyacaktır. Zinadan da o kadar çok kendisini muhafaza etmeyi başarabilecektir. Nitekim Allah Azze ve Celle Ankebut suresinde İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki şartlarına riayet edilerek dosdoğru bir şekilde huşu içerisinde kılınan namaz kişiyi kötülüklerden, her türlü hayasızlıktan muhafaza eder buyuruyor. Rabbimizin böyle bir vaadi varken, Rabbimizin böyle bir senedi varken mümin olan bir kul namaz kılıp da bunun yanında zina işleyebilir mi? Camide namaz kılıp da camiden çıktıktan sonra zina yolunu tutabilir mi? Allah'ın izniyle yapamaz değerli kardeşim. Kendisinin dosdoğru bir şekilde kılmış olduğu beş vakit namaz kendisinin zinaya gitmesine engel olur. Hocam görüyoruz, adam beş vakit namaz kılıyor, namazdan çıktıktan sonra zinaya gidiyor. Adam beş vakit namaz kılıyor, bunun yanında zina edemeden duramıyor. Bu nasıl oluyor o zaman? Hani namaz kişiyi her türlü hayasızlıktan alıkoyuyordu? Hani namaz kişiyi her türlü kötülüklerden alıkoyuyordu? Değerli kardeşim, haşa, Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti kerimesinde bir eksiklik yoktur. Bir noksanlık yoktur. Varsa bir eksiklik, varsa bir noksanlık, o da o kişiden kaynaklanıyordur. O kişi namazını dosdoğru bir şekilde kılamıyordur. O kişi namazını huşu içerisinde kılamıyordur. O kişi namazını Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi şartlarına riayet ederek kılamıyordur. O kişinin kılmış olduğu namaz hareketten öteye geçmiyordur. Ondan dolayı kişi namaz ile beraber zina işleyebiliyor. Ondan dolayı kişi namaz ile beraber zina günahına batabiliyor. Allah Azze ve Celle baştan sağma kılınan bir namaz kişiyi kötülüklerden alıkoyar buyurmuyor. Dosdoğru bir şekilde huşu içerisinde kılarsan diyor Rabbimiz. Dosdoğru bir şekilde huşu içerisinde kılarsan işte o zaman o namaz seni kötülüklerden alıkoyar buyuruyor. İşte o zaman o namaz bizi zinadan alıkoyar değerli kardeşim. Aradaki farkı anlayabildik değil mi Allah'ın izniyle? İşte bizler bunu başarabilirsek, yani beş vakit namazımızı ihmal etmez ve bu namazlarımızı da Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi şartlarına riayet ederek dosdoğru bir şekilde kılabilirsek değerli kardeşim, böyle bir namaz vallahi bizi zinadan alıkoyacaktır. İşte kişinin, mümin olan bir kulun zinadan uzak kalabilmesi için, zinadan kendisini muhafaza edebilmesi için yapması gereken birinci mesele budur. Beş vakit namazını kılacak ve bu beş vakit namazını da Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi kılacak. Daha sonra ikincisi, yani mümin olan bir kulun zinadan uzak kalabilmesi için, zinadan kendini koruyabilmesi için yapması gereken ikinci kural, yapması gereken ikinci mesele değerli kardeşim, empati yapacaksın. Empati kuracaksın. Yani şöyle söyleyeyim, yabancı bir kadınla zina yapma isteği geldiği vakit tam o esnada o konuma kızını veyahut kız kardeşini koyacaksın. Kızının veyahut kız kardeşinin başına böyle bir şey geleceğini hesap edeceksin. Ya onların başına böyle bir şey gelse ben ne yaparım diyeceksin. Böyle bir şey isteyebilir miyiz değerli kardeşim? Bunu kaldırabilir miyiz? Kabullenebilir miyiz? Yedirebilir miyiz bunu kendimize? Yemin ediyorum yediremeyiz. Gerekirse beni canlı canlı yakın. Yine de onlara öyle bir şey yapmayın deriz. Namus davasıdır deriz değerli kardeşim. Sen kızına veyahut kız kardeşine yapılmasını kendine yediremediğin bir şeyi başkasının kızına, kız kardeşine nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl isteyebiliyorsun? Bunu nasıl düşünebiliyorsun? Değerli kardeşim, işte tam bu konuda, yani yabancı bir kadınla zina etme isteği geldiği vakit tam bu esnada bu empatiyi kurabilirsek, bu empatiyi yapmayı başarabilirsek, yani ya benim de kızım var, benim de kız kardeşim var, onların başına böyle bir şey gelse ben ne yaparım diyebilirsek muhterem kardeşim, vallahi geçtim zina yapmayı, o namahrem tenine parmağımızı dahi dokunduramayız. Yapmış olduğumuz o empati bizi o zinadan alıkoyar Allah'ın izniyle. Çok iyi hatırlayacaksınız. Bir kere daha paylaşmıştım sizinle. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir genç geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben kendime hakim olamıyorum. Bana izin ver, ben zina yapmak istiyorum dedi.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genci yanına çağırdı. O mübarek dizleri gencin dizlerine değiyordu. Efendimiz sordu, dedi ki, ey genç, tamam sen zina yapmak istiyorsun, tamam. Fakat ben sana bir şey soracağım. Aynı şeyin senin annene yapılmasını ister misin? Genç dedi ki, hayır ya Resulallah. Peki ya halana yapılmasını ister misin? Yok ya Resulallah. Teyzene yapılmasını ister misin? Yok ya Resulallah. Peki ya kız kardeşine yapılmasını ister misin? Ya Resulallah, ben bunu kaldıramam dedi. Buna da hayır dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben dedi ki, işte senin zina yapmak istemiş olduğun o kişi de, o kadın da, yani her kimse, kimilerinin annesi, kimilerinin halası, kimilerinin teyzesi, kimilerinin de kız kardeşidir dedi. Yani kendi ailene yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasının ailesine yapmayacaksın dedi tabiri caizse. Genç dedi ki, ya Resulallah, tamamdır, ben cevabımı aldım. İşte değerli kardeşlerim, bu mesele bizlere örnek olsun. Yabancı bir kadınla zina yapma isteği geldiği vakit bunu düşünelim. Empati yapalım. Bizim de kızımız var, bizim de ablamız var, bizim de kız kardeşimiz var, bizim de annemiz var diyelim. Eğer bunu başarabilirsek değerli kardeşim, tam bu esnada empati kurmayı başarabilirsek, biraz evvel de ifade ettiğim gibi Allah'ın izniyle zina ile alakalı hiçbir sıkıntımız kalmayacak. İşte kişinin zinadan uzak kalabilmesi için, kendisini zinadan muhafaza edebilmesi için yapması gereken ikinci mesele de budur. Allah Azze ve Celle idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Daha sonra üçüncüsü, yani mümin olan bir kulun zinadan korunabilmesi için, zinadan kendisini alıkoyabilmesi için yapması gereken üçüncü şart, yapması gereken üçüncü mesele değerli kardeşim, Allah Azze ve Celle'nin seni her daim gördüğünün, her daim gözettiğinin farkında olacaksın. Bunun idrakında olacaksın. Şöyle bir şey sorayım sizlere. Allah muhafaza eylesin, nefsine ve şeytana yenik düştü. Yabancı bir kadınla zina yapma ortamı oluştu. Çok affedersiniz. Tam o işi yapıyorken, tam o iş esnasındayken pat diye kapı açıldı. İçeri annen veyahut baban girdi. Ne yaparsın değerli kardeşim? Ne yaparsın? O işi yapmaya devam mı edersin? Kesinlikle hayır. Zerre kadar utanma duygusu varsa sende, o işi yapmaya devam edemezsin. Başından aşağı kaynar sular dökülür. Hemen o işi yarıda bırakıp kaçıp gidersin. Anne babanın seni görmesini kaldıramazsın. Anne babanın seni o şekilde izlemesini kaldıramazsın. Anne babanın o bakışları altında o işi yapamazsın değerli kardeşim. Soruyorum, anne babanın gözetimi altında o işi yapamazken, alemlerin Rabbi olan, her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi gözeten Allah Azze ve Celle'nin gözetimi altında nasıl yapıyorsun? Nasıl bunu kaldırabiliyorsun? Bunu nasıl kendine yedirebiliyorsun? Ya Allah Azze ve Celle'nin seni gördüğüne inancın yok, buna inanmıyorsun. Eğer böyle bir şey varsa zaten imansızsın. Normal bir kafirden hiçbir farkın yok. Ya da anne babandan korktuğun kadar Allah'tan korkmuyorsun. Anne babandan utandığın kadar Allah Azze ve Celle'den utanmıyorsun. Bunun başka bir seçeneği yok değerli kardeşim. Ne demek istediğimi anlatabildim inşallah. Yani anne babanın gözetimi altında yapamadığın bir şeyi Allah Azze ve Celle'nin gözetimi altında hiç yapamaman lazım. Önemli olan bunu idrak edebilmek. Yani Rabbimizin gözetimi altında olduğumuzu idrak edebilmek. Eğer bunu başarabilirsek değerli kardeşlerim, aynı şekilde zina ile alakalı hiçbir sıkıntımız kalmayacak. O şehevi duygulardan dolayı patlayacak olsak dahi zinaya yaklaşamayacağız muhterem kardeşim. İşte kişinin, mümin olan bir kulun zinadan uzak kalabilmesi için yapması gereken üçüncü mesele de budur değerli kardeşim. Allah Azze ve Celle hakkıyla idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi mümin olan bir kulun zinadan uzak kalabilmesi için yapması gereken üç şartı kısa olarak özetlemek gerekirse yeni gelen kardeşlerimiz için. Birinci olarak 5 vakit namazını ihmal etmeyeceksin. 5 vakit namazını asla terk etmeyeceksin. Ve bu namazını şartlarına riayet ederek huşu içerisinde kılacaksın. Böyle kılınan bir namaz Allah'ın izniyle seni zinadan alıkoyacak. İkinci olarak empati kuracaksın. Yabancı bir kadınla zina yapma isteği geldiği vakit, benim de kızım var, benim de kız kardeşim var, böyle bir şey onların başına gelecek olsa ben ne yaparım diyeceksin. Üçüncü olarak da Allah Azze ve Celle'nin seni her daim gördüğünün, her daim gözettiğinin farkında olacaksın.
Eğer bu üçünü başarabilirsen muhterem kardeşim, vallahi zinaya yaklaşamayacaksın. Hatta biraz evvel de ifade ettiğim gibi, bir kadın tarafından zina teklifi gelmiş olsa, o zina teklifini elinin tersiyle iteceksin muhterem kardeşim. Ve bunu da başarabilirsen, konumuzda buyurulduğu gibi, Rabbimizin arşının gölgesi altında gölgelenmeye hak kazanacaksın değerli kardeşim. Allah Azze ve Celle bizleri bu mükafattan mahrum eylemesin. Rabbim zina ile karşı karşıya kaldığımızda kendisinin gözetimi altında olduğumuzun bilincinin idrakına varıp o zinadan uzaklaşmayı, o illete bulaşmaktan inşallah son derece uzak kalmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin.